Hayat aldığımız nefeslerle değil, nefesimizi kesen anlarla ölçülmeli. Ama önce nefesinizi kesecek birine ihtiyacınız olacak. Eğer çok şanslıysanız, hayatınızı önce ve sonra diye ayırabilecek biriyle tanışacaksınız. Gururla itiraf edeyim, ben film gibi bir aşk hikayesinin mahsulüyüm. 30 senelik hiç yorulmayan, yıpranmayan bir aşk hikayesi annemle babam. Annem masaya otururken babam mutlaka iskemlesini tutar. Sokakta el ele tutuşmadan yürüyemezler. Hala. Çok tatlı değiller mi? Ya da biz mi öyle sanıyorduk? Mutluluğun arkasına saklanan sırlardan bir haber. Dünyayı toz pembe görüyorduk. Bir anda her şeyin değişebileceğini, hayatta başımıza gelmez dediğimiz şeylerin bizimle başımıza gelebileceğini bilmiyorduk. Saatim yok, tam olarak bilemem nasıl oluyor. Vakit bir türlü geçmezken yıllar hayatlar geçiyor. Kayıp bir bavul gibi havaalanında ya da boş bir... Alo, kapatmam lazım, şimdi konuşamıyorum. Adamlar peşimde, ben ara sokaklardan kaçmaya çalışıyorum. Uzun süre ulaşamazsan karakola git, tamam mı? Kızım sen ne safsın ya. Tabii ki de kazandım davayı. Elimde kapı gibi karar var. Öyle pusup kaldı hep sence. İnanmazsın, bir de davaya 10 avukat, 5 tane yönetim kurulu üyesi, bilmem kaç tane danışman falan. Öyle gelmişler yani. Ama Mega Holding... Param parça. Param parça. Param parça. Param parça. Bugün benim doğum günüm. Kelimeler büyüyor ağzımda. Bildiğim bütün hayatımda. Paramparça. 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 Açsan oğlum, niye açmıyorsun? Berna ya. Şimdi kıl tüyün konuşacak 2 saat. Ne? Kıl tüyü? Ya. Karı koca rutini, senlik bir şey yok. Abi, ben gelemiyorum. Haber versene, uygun bir zamanda arayayım. Akşama ne yapıyorsunuz? Yalan konuşuyorsun ha. Konuşmuyorum. Al gibi konuşuyorsun, anlarım ben. Bilirim senin bu Al Pacino suratını. Paramparça. Paramparça. Bugün benim doğum günüm. Hem sarhoşum hem parçamı resim. Yaşlı, bugün benim doğum günüm.
Selamın aleyküm. Aleyküm selam Kılıç Bey, hoş geldiniz. Nasılsın Adil? Çok şükür, siz nasılsınız? Eyvallah, sağ olasın. Kolay gelsin beyler. Oo, Kılıç Bey, hoş geldiniz. Sağ olun Kılıç Bey. Hortumu patlatmışsınız. Dün söyleyip hemen dağıttık yenisini. Kılıç şu şeye basma da bak, çamur orası ya. Toplantımız var. Ya ne olacak sanki, ayağımıza mı bakacaklar? Bugün ilaç şart ha Adil. Bak benim kırık sızlıyor, akşama kesin yağacak. Ben halledeceğim hemen hepsini. Hayırlı olsun diyelim mi Adil? Yenge hastanedeymiş ha? Allah razı olsun. Daha bir iki saati var doğurmaya. Doktor öyle dedi. Ayşe doğuruyor mu lan? He valla. Baba oluyorsun yani sen. Valla oluyorum. Ne yapıyorsun burada? Kızı bıraktın, ilaçlamaya geldik. Ne olacak? Anası babası orada. Doğru. Ya yürü Dana, yürü. Ya bugün bitmesi lazımdı ilaçlamanın. Hadi git karının yanına, daha konuşuyor ben hala. Ben bir saate bitiririm. Kenan, yetiştirir misin hastaneye? Ya sen ne yapıyorsun Kılıç ya? Toplantımız var diyorum, traktörün tepesine çıkıyorsun ya. Yani? Ceketi koyma bari oğlum oraya ya. Haydi yetiştir hastaneye. Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Oğlum neyle geleceksin? Konan! Eyle sen İstanbulluları. Mustafa, ahtapot atsan ama ızgaraya. Şöyle söyleyeyim, biz elimizi taşın altına koyacağız. Siz de yapmış olduğunuz yatırımın karşılığını misli misli alacaksınız yani. Bu bahsettiğiniz araziyi aldığınızı varsayıyorum. İmar izni nasıl halledeceksiniz? İhsan abi, sağ olsun o da kırmadı geldi bizi. O iş onda. Araziyi aldıktan sonra iş bizde. Merak etmeyin. Bu arazi sanırım babanıza aitti değil mi? Aynen öyle, bizim arazimiz. Babamla da zaten bir konuşmama bakar. O zaten küçük bir araziydi. Zeytinlik için kiraya verdiği atıl bir araziydi orası. Ondan sonra zaten projeyi kendisi de gördüğü zaman babam, değil mi Esin abi yani? Bayıla bayıla kabul edeceği bir proje. Kılıç gelsin, bunları zaten detaylandırırız. Oradan yana bir sorun yok. Kılıç Bey'in kendisi nerede acaba? Kendisi de geldi. Şundan denebiliriz mi Mevsim Hanım? Biliyor musun lan sen kullanmayı? Hallederim abi. Hadi bakalım. Vay öğrenciler. Eyvallah. Ne yapıyorsunuz? Eyvallah. Gezdireyim size bir ara. Hadi hadi, afiyet olsun. Sağ ol. Kılıç Tutuncu, çok memnun oldum. Ortak. Ortak. Sen babam. Biz bayağı yol kat ettik. Nereye vardınız? Biz otel inşaatını bir şirketle ortak olarak tamamlamayı planlıyoruz. İsim hakları, sponsorlar hepsi dosyada var zaten. Yaptığımız fizibilite çalışmasına göre de 10 yıl içerisinde yaklaşık olarak yatırımımızın karşılığını alacağız. Tabii bu süreçte tesisin yönetimini de profesyonellere bırakacağız. Abi konuşamayız, belki sonra sen benim için annemle babama bir orkide yaptırır mısın? İçine yazılacak notu da yolluyorum ben şimdi. Öptüm. Kapasana abi şunu. Ekranda kilitlendi de. Abi konuşamayız, belki sonra sen benim için annemle babama bir orkide yaptırır mısın? Kapatmış çalışıyorum zaten de ekran kilitlendi. Siz devam edin abi. İsim ne isim? Mevsim. Mevsim Hanım, siz ne anlatıyorsunuz? Ben çözemedim de tam. Böyle bir üstten edalarla falan konuşuyorsunuz. Önümüze de bir ton kağıt parçası koymuşsunuz. Sakin sanki okumak abi zorundaymışız gibi. Ha? Yönetimi de profesyonellere veriyormuşsunuz. Neyiz biz burada, eşek başı mıyız? Hayırdır? Şimdi... Yanlış mıyım sana? Abi ne biçim laf o ya? Konuşmaya geldik abi buraya. Neyi konuşacağız? Size iş modelimizi anlatıyorum. Neymiş iş modeli? Hani zeytin içindeysek öyle çiftçiliğimiz sizi yanıltmasın ha. Bizim yönetime dahil olmadığımız bir iş modeli falan düşünmüyoruz. Tamam abi, zaten bunları konuşmak için bu yemeği orada. Bunun neyini konuşacağım ben? Yaptığımız fizibilite çalışmasına göre kasabanızda yeterli iş gücü yok. Biz de kurumsal bir şirket... Var. Var bu arada. Mevsim Hanım. Var, tamam. Siz fizibilitenizi bir daha yapın. Ondan sonra görüşürüz. Fizibiliteyi yaparız. Ha bu arada kasaba da bizim, arsa da bizim. Eğer bu sınırlar içinde bir otel kurulacaksa o da bizim. Tamam. Tamam. Kılıç, anahtarı o güzel şey oldu. Ya Mustafa, ahtapot vardı ya bizim.
Çok gel git yaptı o. Çok da koşturdu bugün biraz. Gergin o yüzden, yoksa sizinle hiç bilgisi yok yani. Kılıç. Kadın senle insan gibi ticaret konuşuyor. Sen masayı devirip kalkıyorsun. Ya kim ki o kadın? İhsan baba öyle bize yukarıdan bakıp ne yapacağımızı falan öğretmeye çalışıyor. Masada ben de varım oğlum. E tamam da duymadın mı ya? Ekart etmeye çalışıyorlar bizi. Neye sinirlendiğini ikimiz de biliyoruz değil mi? Ya İhsan baba. Bizim onlara ihtiyacımız yok. Tamam mı? Ne sermayelerine ne paralarına ihtiyacımız yok. Fevzi amca he desin, gerisi bayır aşağı gelecek. Sana söz. He dedi mi Osman Fevzi? Senin ortağın olacak Kenan. Lafı dolandırıp duruyor. Ha şimdi babamla konuşacağım, ha akşam konuşacağım. Netice? Bu gece bu iş neticelendirilecek. Benim yarımım yok. Şu yıktığı enkazı da gidip düzeltip mecburen. Etsene abine. Zoyle'nin deli boş. Ver abi ver. Tamam gerek yok hadi yorma gençleri sen anne. Hallettim ben. Geç kalmadık herhalde değil mi? Evlilik yıl dönümü hediyemiz de şahane gerçekten. Sinarit lan olsun kendi ellerimle. Hoş seçtim. Geldiniz ben alayım. Abi, nasılsın? Sağ olun iyiyim. Kılıç Bey olur. Hallettim ben Sabri abi. Merhaba Sabri abi. Hoş geldiniz. Elleri kolları dolu. Gelemez. Eli boş gelemez çünkü Semoş'um. Ah benim ahmetliğim. Ay, hoş geldiniz. Sevzi amca. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ben de. Hoş bulduk. Allah inşallah daha uzun yıllar. Sağ uzun yıllar nasip etsin. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hayırlı kaç olsun. Kaç yıl Gülten teyze? Hadi. Utanmıyoruz. Ay ya. Titinci familyama bak sen. Ay hepiniz gelmişsiniz. Çok tatlısınız. Canım. Hoş geldin. Nasılsın yani? Oğlum? İyi ablacığım sen nasılsın? Taş gibi oldun. Ne oldu? Olsun be. Hoş geldin. Ortak. Ortak hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben nesim? Ay hoş geldiniz İhsan Bey. Merhaba. Şöyle geçsene. Merhaba. Hoş geldiniz. İhsan baba. Otur oraya, otur güzel. İşte ben de yeğenimle kendimi zorla fırtına davet ettirdim. Yeğen de ben oluyorum. Avukat hanım. Dursanıza ya, ayakta kalmayın lütfen hadi. Yalnız söyleyeyim, daha yemekler hazır değil. Daha bir iki saat var sofraya oturmamıza. Ay yok canım aç falan değiliz. Hayır. Yok. Ha, ısıralım mı? Şey. Ne yapalım önden böyle bir şeyler? Gel ben senin bir ifadeni alayım. Emin misin Fevzi amca? Evet. Bak yıl dönümünde üzmeyeyim ha. Gel bir bakalım. Hadi gel. Haydi bakalım kemik ne diyor 4-2 geldi. Kırarım ben seni. Kırın abi kır da orada tek başına kal. 6-2. Bak neler oluyor burada. Fena neler değil. Oluyor. Neler oluyor. Bak. Güzel oldu. Geliyor. Evet. Ya hadi. Bunları eken var mı hala Fevzi? Onlar ata tohumu İhsan. Ata tohumu. Ne yapayım besmeleyle mi tutayım yani? Tüh, Allah Allah. Sen bir de bakayım diyeceğine. Sen boş gelmezsin. Dert sadece benim derdim değil. Oğlunla kılıcın da derdi. Sen annemlerin yanına git. Dursun. Onlar kasabanın geleceği. Onlar da bilsin. De bakayım. O zaman ben bir gireyim meseleye baba. Yani bu büyük proje biliyorsun. Büyük ekonomimiz için.
Ben hatta böyle iki tane tablo üzerinden senin de için rahat etsin diye bir şey hazırladım. Bak şimdi bu tabloya göre baba, burada biz 6 ayda falan aslında yapmış olduğumuz yatırımın karşılığı. Yıldaki 3 dönüm arazi mi istiyorsunuz? Hı? Doğrudur Fevzanca. Yani o arsa olmadan saray diksek faydası yok. Biz de kasabayı büyütelim, böyle bir ekonomi canlansın istiyoruz. Hem zaten kimse de sana ekip biçme demiyor. Ne istersen başımızla. Arazide su yok, onu da biz taşıyacağız sana söz. Kılıç, ekonomi üretimle büyür. Sen çiftçi adamsın, ne üreteceksin orada? Fevzi amca haklı abi, bir sürü insan gelecek, eğlence sektörü bulunacak kasabı. Sen bir lafa gitme lan, büyüklerim konuşuyor burada. Fevzi amca, turizm de üretime, ihracata dair değil mi? İmar yok oranın. Zeytinlik orası. Var bilsin. Ha. Yani her şey hazır. Bir tek benim imzam mı kaldı İhsan? Ha? Baba ben hani oğlun ortak olacak ya projeye. Yani şimdi inat ediyorsun, bir ton yatırım yaptık, hepsi çöp olacak ya. Yatırım yaparken bana mı sordun? Çağ değişiyor Fevzi. Ayak uyduracaksın. Sen çağa mı ayak uyduruyorsun İhsan? Sen ayak uydurmazsan, o bir şekil sana ayak uydurtur. Sen? Yemek hazırmış. Muhtar Hanımlar yemeğe bekliyorlar. Hadi yemek ye. O kadar balık almışsınız, ızgarayla geçiştiremezdik herhalde. Vay 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 vay. Ben bunu çekmek zorundayım. Ben geçmeden çekiyorum aşkım, her yerinden çekiyorum şu anda. Airdrop yapacağım. Şöyle masayı da alayım. Ya fotoğrafını çeksene kızım. O zaman yıldönüm şerefine. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Aşkım, ne yaptınız? Halledebildiniz mi Fevzi babayla? Gittiniz geldiniz, ağzınızı bıçak açmıyor. Ne oldu? Neyi halledeceklerdi? Konuşulur sonra. Bu masanın konusu değil bu. Hadi başlayın servise. Beyce kızım, sen manyaksın. Ben diyorum ki, Kenanların açacağı otele sen baş aşağı ol, avukatlığı bırak. Bitsin gitsin bu iş değil mi aşkım? Boşuna mı hukuk okuduk Berna Hanım? Yani oteli yapabilirsek olur. Yapabilirsek ne ya? Tabii ki yapacaksınız. Nurten anneciğim, Kenanlar bu kıyıdaki arazilerin neredeyse hepsini toplamış, öyle bir tane falan kalmış galiba. Baya baya otel yapıyorlar yani. Ama şimdiden söylüyorum, içerisinde tam teşekküllü spa yapmazlarsa boşarım oğlumuzu. Allah Allah. Beyci de burada değil mi avukat hanım? Bence Kenan'la Kılıç'ın işine karışmamak en iyisi. Ben karışmak zorundayım. Tamam Berna. Kimse otel yapılmasın demiyor sonuçta. Değil mi baba? Yani. Aman, çok güzel heh. Olmuş. Evet. Bak, tam beni bunalttınız. Şimdi avukatımla konuşun. Ela mı? Ela. Ela. Evet. Kızım, güzel kızım, nasılsın? Oy benim yakışıklım be. Ya siz 30. evlilik yıl dönümünüzü mü kutluyorsunuz ha? Evet, 30. yılımızı kutluyoruz. Evet. Ya annem nerede? Ne yapıyor?
Vereyim ver, bak. Ver, tam ver. Karşımda bak. Duruyor. Oo, herkes orada ver ama. Ver bakayım, ver bakayım. Anne. Tatlım. Ay, ne güzellik Nurten Hanım. Bambi, nasılsın? İyiyim anneciğim, sen? İyiyim, çok teşekkür ediyorum güzel çiçeklerine. Ne demek annem? Aa, Beyce. Kız ne haber? Bu acımasız kabile yine önüme sinarit koydu. Yine sinarit, yine sinarit bak. Ay Adiler. Tuzda balık mı yiyorsunuz? Aksın götürüşmesine zahmet. Ben ne yapayım ya? Pizza yiyorum ben de işte. Sinarit niyetine. Ya o kadar güzel yapmış ki inanamazsın. Çok becerikli bu şekilde. Kızım ben sana dedim zamanında. Yol yakınken kaçacaksın. Dedim ben gibi vallahi sen dinlemedin. Ela. Fıstık ne haber? Canım benim. Ne haber? Evet evet. Hadi Ela'yı dalıp da soğutmayın yemeği. Bak Ela burada. Merhaba Ela abla. Ela abla. Merhaba. Herkese. Çok özlüyüm. Kuzucuğum ne haber? Ne haber Berna? Bak ne var burada. Bakar mısınız? Tanışmış mıydık? Sevmiş miydim ben sizi hiç? Sevişmiş miydik? Pardon, daha önce konuşmuş muyduk? Çıkmazlarda yorulmuş muyduk? Yüzünüz ne kadar da aşina, avucumun içine alıp öpmüş olabilirim. Gözünüz öyle uzak bakmasa, sizi tanıdığıma yemin ederim. Peki bu şarkıyı hatırlar mısınız? Adınız neydi sizin? Baş harfini göğsüme yazmış olabilirim. Geçtim işte. Harbiden de yakalayamadın. Sen kazandın. Yemez. Ben kazanayım diye yavaş koştum bir kere. Neyse hediyemi ver. Aa, martı çıktı. Seninkinde ne çıktı? Deniz dalgası. Martı oğlum, uçacağım, uçacağım, uçacağım. Her yere gideceğim. Uzaklara gideceğim. Nereye uzaklara? Hani demiştim ya akıllım. Her yere gideceğiz. Ben Deniz'im ya. Nasıl geleceğim? Sen gelmezsen ben nerede uçacağım? Daha önce beni bırakmazsın değil mi? Hadi sen de benimle uç. Geçtiğiniz yollara düşmüş olabilirim. Sizi tanıdım.
peki bu şarkıyı? Hatırlarsınız. Senin böyle bir tarifin de vardı ya. Bak geliyorum de hemen arabayı göndereyim. Ya babam ya. Aman nasıl gelecek? Onun gene 1000 tane toplantısı var. Bak annenin etmeyin Ela ablamın üstüne ya. Konuş ablacığım, söyle. Savun sen de beni, aferin. Hiç kıyamaz. Ela'sına hiç kıyamaz. Ne diyeceğim sana? Ne yaptın şu zeytinyağı işini? Hoşlanmıyorsun değil mi? İyi, merak etme. Biz Feyzi amcamla çözdük onları. İyi, aferin. Bak ne diyeceğim ben de sana. Ben de isim buldum. Hazırsanız söylüyorum. Âlâ. Ali ile Ela'nın birleşimi nasıl? Oh, güzel isim. Oldu bil güzel kızım. Oh babam süpersin. İyi tamam hadi öpüyorum ben. Haydi iyi eğlenin, yerime deyin. Bak herkes yandım öpüyor sen. Seni, el sallıyorlar bak. Bye. Çok öpüyorum güzel kızım. Yaptı yine şovunu şehir bebesi. Efendim? Yaptı diyorum yine şovunu. Ya bir insan özünden bu kadar mı uzak olur ya? Bir de oradan iş buyuruyor prenses. Yalan baba. Bir de oldu biliyorsun. Ne olur diyeceğimi sana mı soracağım lan? Yok yok yani şey... Zeytinyağı markası falan diyor ya, fenomen olacak ya hanımefendi. Oradan satış falan yapacağını zannediyor. Kolay zannediyor bu işler herhalde. Niye olmuyormuş? Tamam Kenancığım lütfen. Sofranın tadını kaçırmayalım ama olur mu? Oluyor, doğru söylüyorsun. Ela isteyince akan sular duruyor değil mi baba? Ama biz yani sabahtan beri seni ikna etmeye çalışıyoruz burada baba. Sen yani hiç oralı bile değilsin ya. Evladın değil miyim ben senin? Kenancığım neler söylüyorsun oğlum? Nasıl? Beğendiniz mi? Dur Nurten dur. Dur. Yani. Sen bir eteğindeki taşları dök bakayım. Dökeyim. Yani büyük iş diyoruz. Büyük yatırım diyoruz ya baba. Hani bir tane araziden vazgeçeceksin ya. Bir tane araziden vazgeçeceksin. Belki hani torunlarını hatta kasabanın bütün ailesini kurtaracaksın diyoruz. Oralı bile olmuyorsun yani. O zaman ben de diyorum ki herhalde babamın garezi bana. Oğlum saçmalama. Aa. Ortak sen bir saçmalama ya. Dur bir sakin ol. Yani Fevzi amca bir gelir bizim dükkana bakar değil mi? Fevzi amca olmaz mı? Bir incelersin projeyi. Sadece senle olsa tamam. Sonuçta... Babam ağzındaki baklayı çıkardı. Çok sağ ol. Yani çok sevgili babam oğluna güvenmiyormuş. Olay buymuş yani. O zaman ben de senin eski kafana güvenmiyorum. Kenan lütfen ağzından çıkanı kulağın duysun. Aa. Yani tohum dedin, domates dedin, tarla dedin, ağaç dedin, ata tohumu dedin. Tamam bunlar eskidi artık ya. Ben sanki bilmiyormuşum gibi. Make-up proje diyoruz yani. Büyük proje diyoruz. Benim elimde böyle konuşamazsın. Tepsi. Doğru. Senin evin doğru. Senin tarlan. Değil mi? Her şey senin. Hepsi senin zaten. Ben burada boşu boşuna abi, anlatmaya çalışıyorum. Musun? Tamam madem istiyorsun. Madem öyle ben o zaman hiçbir şey yapmayayım. Ben o zaman sen beni nasıl layık görmüyorsan ben de seni babalığa layık görmüyorum. Terbiyesiz. Ah. Terbiyesiz. Bırak 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 abi. Tamam, abi bırak. Siz çıkın tamam, bakın dışarıya. Kenan. Ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Biz kalkalım. Fevzi amca, yani bu da biraz ağır olmadı mı? Şimdi affedersiniz yani. Hadi canım. Canan. Hadi anne. Canan, Pantolarımızı alalım. Hadi çocuğum, şey yap. Tabii, hemen getiriyorum. Oh.
yapıyorsun Fevzi Allah aşkına ya? İyi misin sen? Sen bu çocuklara küçüklüklerinde fiske bile atmamış adamsın. Ne yapıyorsun bir de herkesin içinde? Nurten sen ne söylüyorsun? Duymadın mı adam konuştuklarını? Duydum. Altı üstü bir arazi diyor. Bunlar bizim ortak değerlerimiz değil mi? Bunların üstünde tepiniyor adam. Tamam tamam haklısın yani hata etti ama cezası bu mu olmalı? Ya koskocaman adam evli barklı. Oğlun o senin Fevzi. Herkesin içinde babasına hakaret etmeyi göze alan tokatı da göze alacak. Ya. Tamam Nurten gelme üstüme hadi. Gelme üstüme mi? Ne demek gelme üstüme ya? Ayrıca yani oğlanın söylediklerinde de haklılık payı var. O ne demek şimdi? Ben evlat mı ayırt ediyorum? Onu mu diyorsun bana? Bilmiyorum. Bir düşün istersen. Akıl alır şey değil ya. Erler, ağzındaki kızı çıkarsana ya. Bana sardı şimdi de ya. Aşkım sen biraz sakin mi olsan acaba? Sakin olsun. Ne demek ya sakin ol ya? Ne demek adam bana herkesin içinde vurdu Berna. Sakin ol diyorsun bana ya. Tamam. 5 dakika bile durmamam lazım benim bu evde. Ne yapalım aşkım? Kaçalım o zaman istiyorsa. Hı? Kaçalım o zaman. Babanın istediği de olsun, Ela'nın istediği de olsun. Her şeyi onlara böyle elimize teslim edelim. Ya ben bilmiyor muyum bunları Berna? Ne yapayım? Sevgilim. Gideceksin babanın karşısına dimdik duracaksın. Ya durdum ya, adam da vurdu ya bana. Şimdi buraya kaçsın ama sonra. Ya anlasın. Çocuk bir tokatla yıkılmayacak desin ya. Çocuk kararlı desin. Bazen bir tavır... Bir duruş, bir tokattan daha çok ses çıkarır Kenan. Hı? Sevgilim? Ha Kenan? Ya kılıç mesela? Ha şimdi o tokadı yeseydi olaya kaçar mıydı sence? Sevgilim, bak ne yapalım biliyor musun? Önce bir seni yapayım. Sonra sakız çıkarın ya. Ben gıcık oldum çünkü. Güzelce bir hava, değil mi? Bir sakinleş, bir rahatla. Ben buradayım. Bir şey olursa, tamam mı? Hadi. Sevgilim burada. Ama hadi yapar benim aşkım. Ona haber veririm sana. Ara mutlaka haber ver. Ben onlar için mücadele ediyorum abi. Ben onlar için çabalıyorum. Adam bana tokat atıyor ya. Ben bilmiyor muyum abi? Ben de gider İstanbul'da yaşarım o zaman. Ben niye İstanbul'da yaşamıyorum? Niye onların yanındayım yani? Eyvallah Şahin baba. Ya benim şerefim, haysiyetim yok mu abi? Bizim onurumuz, gururumuz yok mu yani? Hayır bir de hem taş koyuyorsun yapacağımız işe... ...hem de ortamı iş teklif ediyorsun ya. Ya oğlum bir dur sen de. Biz yola çıktığımızda öyle sırtımızı çevirecek adam mıyız? Ki sen benim ortağım değilsin, kardeşimsin. Halledeceğiz. Ya nasıl halledeceğiz kılıç Allah aşkına ya? Lan kok kafa. Kardeşimsin diyorum ya. Birlikte başladık sonunu da birlikte getireceğiz. Daha ne diyeyim daha? O kadar. Ulan tütümce. Babam bu kadar güvenmiyor bana. Allah bak. Hadi. Zaten Nurten teyzeyi meraklandırmışsın, paldır güldür çıkmışsın. Ha. Daha fazla meraklandırma. Sen daha yerin de. Şahin abi bir tane daha yollasana son. Thank you.
Konuşabildin mi Kenan'la Kılıççı? Bu ne? Sen benim eşyalarımı mı karıştırıyorsun? Lafı değiştirme. Bu ne? Mesaj geldi sana. Nefis yüzüme bak. Feyze yüzüme bak. Ben... Lütfen. Bu telefon benim değildi. Yalvarıyorum sana. Nurten ben bir... Lütfen, lütfen. Ben bir hata yaptım. Lütfen bu telefon benim değildi. Bu telefon benim değildi. Ben çok büyük bir hata yaptım. Çok fena bir hata yaptım. Çok utanıyorum ben. Bu doğru mu? Bu doğru. Doğru. Allah belanı versin. Kimsesine tanımıyorum artık seni. Allah seni kahretsin. Anlamıyorum kimsesine. Sen konuşabilir misin? Neyi konuşacağız? Konuşabilir misin? Konuşabilir misin? Çekil. 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 İğreniyorum senden. Çekil. Bak. Hayır, çekil. Başka ne hesaplıyorsun? Nerede? Nurten. Başka ne saklıyorsun? Fotoğraflarım. Sakin ol. Tamam. Dokunma. Tamam, tamam. Anlatacağım. Anlatacağım. Sakin ol. Dokunma. Sakin ol. Evinizin anahtarı mı var? Nerede? Nerede evinizin anahtarı mı var? Ne diyeceksin? Nurten.
Kenan'a ne diyeceksin? Ela'nın yüzüne nasıl bakacaksın? Ne düşecek Erman? Onca yıl. Silah bana ver. Ama konuşmamız lazım. Nasıl birisin bak, sen ya? Şunu da ver bana. Çekil! Ver, ver. Ver. Ah, bırak şunu. Konuş lazım. Nasıl birisin bak, sen ya? Şunu da ver bana. Çekil! Lütfen. Dokunma bana. Çekil. Lütfen. Çekil. Şampiyon. Gel, 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 gel. Haline gideceğiz. Silah mı, ha? Kenan! Kenan! Ne oldu? Silah Erna. Sesi geldi. Nereden? Aşağıda. Kenan, Kenan ambulansı ara. Ne oldu? Kenan ambulansı ara, ne oldu? Baba. Nebze amca, duyuyor musun beni? Anne, ne oldu lan, ne oldu? Kenan ambulansı ara, çabuk. Ambulan. Ben de ambulansı arasanıza. Ay, ne oldu? Sabri Bey. Amcam, duyuyor musun? Zarife. Yardım edin. Yardım edin. Dur kızım. Berna Hanım, ne oldu? Ne oldu? Telefon. Zarife Bey, telefonu. Tamam, ben arıyorum, ben arıyorum, tamam. Ben arayacağım. Kızım, bir telefon getir kızım. Teyze amca. Teyze amca. Teyze amca, aç kendini. Acil yardım çağır. Acil yardım çağır. Alo. Teyze amca. Teyze amca. Teyze amca. Hadi bir aç kendini ya. Teyze amca. Fevzi amca, aç şu gözünü. Alo, bağ yoluna 9 numaraya acil bir ambulans göndermeniz lazım. Fevzi Ataman'ın evi. Hayır, 9 numara Fevzi Ataman'ın evine acil bir ambulans. Kılıç, ne oldu ya? Ne oldu? Ha? Kılıç? Kılıç? Ne oldu abi? Ne olmuş? Ne oluyor? Hı? Baba? 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 Kılıç, ne oldu? Baba? Baba! Bırak! Baba! 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 Torbayı getir. Buraya gel.
Başlayabilirsiniz abi. Ben çantanın içinde poşetlerimden var. Maddi soğuk. Aileyi uzaklaştıralım. Anne, olmaz. Seninle tamam. Beraber gidiyorum ben de. Bırak ben canım. Hayır, yanına gideceğim sadece. Savcı. Ya annem katildir beni. Kenan. Ya annemin yanına gideceğim. Kılıç bırakır mısın? Sadece yanında gideceğim ya. Gel buraya. Ya Berna, annemin yanında durmak istiyorum diyorum ya. Ya annemin yanında olmak istiyorum Berna ya. Ya yanında duracağım sadece abi, yanında duracağım. Kılıç. Ezgi, savcının ortasında orada biri var mı? Var abi. Muhtar Bey, burada ne olduğunu bana anlatır mısınız? Olay nasıl gerçekleşti? Tamam, susma hakkınızı kullanıyorsunuz o zaman. Avukat isteme hakkınız da var. İfadesi mi alınıyor şu anda? Evet, bir şey yok. Hem sebep neydi? Kavga mı ettiniz? Kendinizi korumak için mi vurdunuz? Onların yanımda kalın ki. Şimdi sorun çıkarmasınlar. Tamam. Bakın Muhtar Hanım. Büyük bir şok yaşadığınızı biliyorum. Beni dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Ve size yardımcı olabilmek için de son kez soruyorum. Osman Fevzi Bey'i siz mi öldürdünüz? Tamam. O zaman buyurun karakola geçelim, ifadenizi orada tamamlasınlar. Olay yeri incelemede burada geçtirebilirsin. Alalım hanımefendi. Babam gitti, dur babam gitti abi. Babam gitti abi. Abi babam gitti. Bak kelepçeye lüzum yok. Açılın. Savcım, annem bir şey söyledi mi size? Hayır, bir şey söylemedi. Emniyet alacağız ifadesini. Anne, anne. Kenan Bey lütfen. Bir şey söylemek istiyorum. Kenan Bey geçemezsiniz. Ben bir şey söyle anne. Sakin ol. Bırak ya, nereye götürüyorsunuz ya? Ya nereye götürüyorsunuz ya? Ya abi karakola gitmesi için bir sebep yok. Ya yok ya, bırak. Anne, anne tamam bırak. Kılıç bırak ya. Anne bir şey söyle. Bir şey yok Kılıç, bırak anne. Anneciğim. Müdahale etmiyorum. Anneciğim tamam, müdahale etmiyorum ya, bırak. Size zorluk çıkarıyorsunuz. Anne geliyorum birazdan, tamam mı? Birazdan geliyorum, duydun mu beni? Korkma. Yanındayım ben senin, tamam mı? Nereye götürüyorsunuz? Ya nereye götürüyorsunuz? Ya annemi nereye götürüyorsunuz ya? Ya burada bir tane sorumlu insan yok mu ya? Nereye götürüyorsunuz, Kenan, onu söyleyin bari. Tamam. Heh. Abi söylesinler abi. Kenan, bir dinlemiştin. Prosedür gereği karakola götürüyorlar. Ya karakola katil gibi götürüyorlar. Evet, bir silah olduğu için. Sonradan almıştır o silahı eline. Aşkım özür dilerim. Bunu demek istemedim. Ben hani niye götürüyorları sana anlatmaya çalışıyorum. Geliyorum ben de. Hayır gelme, sen burada bekle. Tamam ben evde kalayım, evdekilere bakayım. Sabri abi hadi geçin sizinle. Ali! Ne işin var senin burada? Abi cüzdanımı unuttum, onu almaya gelmiştim. Feyzi amca abi. Gel abi. Feyzi amca ne yapmış? Gel abi sen. Abi Feyzi amca. Gel gel sen de. Hadi abisi gel. Thank you.
Ali. Aa, sen abin gibi geldin yavrum. Vallahi aklım kaldı ya. Arayacaktım neredeyse seni. Oğlum. Ağladın mı sen? Ağladın mı çocuk? Ali'm ne oluyor? Ne oldu oğlum? Ne oldu ya? Oğlum cevap versene, ne oldu? Tamam, gitmeyin çocuğun üstüne. Oğlum ne oldu? Ne ağlıyorsun çocuğum? Gitmeyin çocuğun üstüne diyorum, abi, anlatacağım. E anlat işte, ne oldu, çocuğun nesi var? Koş su getir, koş su falan bir şey getir. Tamam sen yardım et. Anne bir sakin olun, ben halledeceğim. Şan. İç bakalım şunu. Bir kendine gel. Feyz amca öldüm abi. Feyz amca öldüm abi. Aleyim gel bir bakalım gel. Gel bir de. Gel bir iç şunu. Hadi. Hadi yat şöyle bir güzel. Güzel bir uyku çek. Oldu kılıç. Oturun şöyle. Anlatacağım. Ya oğlum oturmak istemiyorum. Anlatacaksan anlat ya. Hakikaten abi. Çok kötü bir şey oldu. Ay ne oldu, çok kötü. Kenan. Heh kılıç. Görüşemedim ben, bekliyorum öyle. Ben geliyorum şimdi, tamam. Konuşacağım komiserle. Komiser mi dedi? Tamam. Yok yani, görüşmek istemiyormuş. Dur tamam, geleyim ben. İşin aslını öğreniriz. Sen sakin ol, tamam. Tamam, bir şey soracağım. Ela'yı ne yapacağız? Defol git kılıç buradan. Meraklı değilim ben de kapında dikilmeye. Önemli ki geldim. Ne var? Ne? Ceketim, montu ne varsa al. Gidiyoruz. Psikopat mısın sen? Ne oldu ya? Gece beni gördün, aklına falan mı düştü? Gözünü seveyim. Ne diyorsam yap. Bak benimle Emir Kipi'yle konuşma kılıç. Benimle Emir Kipi'yle konuşma. Ya sen hasta mısın ya? Ne oldu, tarlaları sürerken falan mı delirdin? Ne oldu? Ela hadi. Ela. Ah. Ne oldu? Ah. Elim kuru oldu. Elim yandı. Ne olacak, gelir gelmez yine günümün içine etsin. Baş.
Kasabaya götüreceğim seni. Sebep? Bunu da artık yolda anlatırım. Hiçbir şey yolda anlatamazsın. Kılıç, bana şimdi anlatıyorsun buraya niye geldiğini, tamam mı? Her ne sebeple geldiysen anlatıyorsun. Ben kendim karar veriyorum gidip gitmeyeceğime. Duydun mu? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Bana bak. Saçmalama da. Kılıç! Bak çıldırtma beni ya. Ne yaptığını sanıyorsun? Ver şunu dedim sana. Kılıç! Kılıç! Bırakın. Kılıç ne yapıyorsun? Bıraksana! Kılıç! Ya şaşırdın herhalde sen ha! Bırak şunu! Bırak bunu diyorum sana Kılıç, kime diyorum bırak sana! Bağırayım mı? Baş! Bağırayım mı? Bilip yardım edin! Allah kaçırıyorlar, yardım edin! Bırak gittim, aynı acil iptesi sana diyorum! Duyuyor musun beni, bırak sana ya! Ne yaptığını sanıyorsun sen? Lan sana dava açacağım lan! Göreceksin, süründüreceğim seni! Aynaya tecavüz! Dişimi vuruyor, bir dönmez! Beş yıl var! Duydun mu beş? Ne beşi, on? On yıl var! On yıl süründürmezsem seni ben de ya değil! Duydun mu beni? Mahvedeceğim seni! Derdin ne senin? Ha? Derdin ne senin? Pişman oldun, kapıma geldin. Affetmeyeceğimi de biliyorsun tabii. Kaçırayım bari Ela'yı mı dedin? Mesele biz değiliz. Bir iki dakika sabret, anlatacağım. İki dakika falan sabredemem. Şimdi söyleyeceksin Kılıç. Şimdi söyleyeceksin yoksa... Yoksa? Kılıç gerçekten beni çıldırsın. Kendisi nerede? Saçmalama. Anlatamam ya. Dur. Konuş. Mesele babam. Ne oldu? Kaza mı geçirdi? Abi ne oluyor? Kenan, Ela benimle. Abi ne oluyor? Biz şimdi kasabaya geliyoruz. Ya bir şey söylesenize, delireceğim, ne oldu? Babamı hastaneye kaldırdık da şu anda. Doktorlar... Ne diyorsun sen abi ya? Niye daha yeni anjiyo oldu bu adam? Kalp krizi mi geçirdi gene? Kalp krizi. Yani bildiğimiz şey zaten, kalp krizi geçirdi de. Ne dediler peki? Yani bilmiyorum, daha bir şey söylemediler, bakıyorlar. Ne demek bir şey söylemediler ya? Ya bilmiyorum Ela, ben de bilmiyorum işte. Bekliyoruz, doktorlar söyleyecek diyorum işte ya. Annem ne yapıyor? Ne halde? Annem iyi, hadi sonra konuşalım olur mu lütfen? Beyze, verebiliyor muyum? Göreceksin, haber bekliyoruz. Tamam Kenan, hadi topla kendini artık. Hemen bir bağlasana. Telefonu ver. Kardiyolog bulmam lazım benim, öyle kasaba hastanesinde falan olmaz. Bypass olacaksa doğru düzgün bir hastanede olması lazım. Dağ gibi adamdı, yani nasıl olur aklım almıyor. İnanılır gibi değil. Vallahi kimse bir şey anlamadı ki Serap. Bizim oğlanlar da zaten silah sesine koşmuşlar. Ali mahvoldu Ali. Nasıl olmasın. Babası gibi severdi Osman Fevzi'yi. Öyleydi. Allah razı olsun. Hep öyleydi işte ona. Otel yüzünden oldu diyorlar seni ha? Oğluna da tokat atmış ha? Oradaymışsınız siz de. Biz onun anlamadık ki ne olduğunu Serap. Ne bileyim ben.
Kenan Bey, yalnız 5 dakika. Anneciğim. İyi misin? Anne iyi misin? Bak ben 2 saattir boş duvara bakıyorum, ne olur. Bana bir yol göster, olur mu? Babam gitti anne. Kim yaptı hani bunu bize? Kim yaptı? Hadi bir şeyler anlat bana. Olmaz mı? Bak ağzı olan konuşuyor, dışarıda Nurten kocasını vurmuş falan diyorlar. Olur mu öyle şey? Babamın tırnağı kırılsa gözün dolar senin. Sen bana bir şey söyle, ben gider yüzlerine çarparım onları. Polise de konuşmamışsın. Ben yapmadım de, ben tutayım elinden evimize gidelim anne. Bakar mısın bana? Tamam, bir yüzünü kaldır bana, bakar mısın? Anne, bana bakar mısın? Anne, niye bakmıyorsun? Anneciğim, bana bakar mısın? Yüzüme bak. Niye susuyorsun? Niye susuyorsun? Korkuyorum, yemin ederim korkuyorum. Anne, yemin ederim korkuyorum. Benim yüzümden mi oldu? Benim yüzümden mi oldu? Anne, benim yüzümden mi oldu? Kenan Bey. Anne, benim yüzümden mi oldu? Söyler misin? Lütfen söyle ya, benim yüzümden mi Kenan oldu? Kenan Bey, süre doldu, çıkmanız lazım. Sizi dışarı alalım, buyurun. Ela geliyor, belki ona söylersin. Alo Fatih Hocam, merhaba. Avukat Ela Ataman ben. Osman Ataman'ın kızıyım. Babam 2 yıl önce hastanede anji olmuştu. Dün gece yine bir kriz geçirmiş, şu an müşahide altında. Ben durumunu şu an tam bilemiyorum. 2 saate net bir şekilde öğrenmiş olacağım ama... İstanbul'a hava yoluyla aktarımı için... yani ileri bir müdahale gerekirse eğer, helikopterle transferini yapabilirsek... yok, ekonomik olarak hiçbir sorun yok. Tamam, tamam, çok teşekkür ederim. Ben çok acil dönüşünüzü bekliyor olacağım. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Ne yapıyorsun? Bir duracağım şu. Su, yiyecek içecek bir şeyler alacağım. Bir şey yiyecek içecek durumda değilim ben. Aç susuz kalmam Fevzi amcanın durumunu değiştirmeyecek hele. Ben babamı görmek istiyorum ya. Yüklenme sen o kadar kendine. Ne gibi? Yani 1,5 saattir aralıksız telefonla konuşuyorsun. Paraladın kendini. Hani bir ilk önce durumu anla, sindir. Böyle tedbirlerini alırsın. Şu an bile kasaba hastanesinin neyi var alındanlığı yapmayacaksın değil mi? Ya insan bir arpa boyu yol gitmez mi ya? Pes. Sen yanlış anladın beni. Ben çok iyi tanıyorum seni. Çok iyi tanıyorum ben seni. Peki. Babam için elimden ne geliyorsa yapacağım, duydun mu? Kıyaslanamaz bile bu. Yaşayacak daha çok uzun ömrü var onun. Buyur abi.
Ya bir iki suyu alacağım bir de. Tabii. Özlem alsın mısın? Nasıl olsun? Peynirli. Tamam. Gördüğün gibi burada sadece ikimiz varız. Kimse göremez seni. Güçlü durmana gerek yok. Acını, öfkeni bastırmayı bir bırak. Bir kere olsun herkesi düşünmeyi bırak Kılıç. Sadece kendini düşün, bir kere olsun. Baban da böyle isterdi. Bilmiyorum ki nasıl yapılacağını. Böyle. Thank you.
Abi gözleminiz hazır. Neredesin kuzum sen? Semiha teyze, Ela ben. Kılıç telefonunu arabada bıraktı da su almaya gitti. Gelir birazdan. Nasılsın? Nasılsınız? Rahat geliyor musunuz bari? Semiha teyze, kendini tutmana gerek yok. Biliyorum ben her şeyi. Ela'cığım ya. Ne kadar üzüldüm anlatamam sana. Yavrum bir şey yaptın mı? Abini aradın mı bari? Konuştum. Çocuk da perişan oldu değil mi? Ela başımız sağ olsun. Valla ne diyeceğimi bilemiyorum. Mahvolduk hepimiz burada. Alo. Ela. Ela. Ela'cığım. Sağ olun. İyi günler. Bir dursana. Ela. Sen biliyordun değil mi? Sen dansam arkamıma geldiğini biliyordun. Babamın öldürdüğünü mi? Nasıl söylemiştim? Bunu bir iştahsız herif. Nasıl bana söylemezsin babamın öldüğünü? Nasıl bana söylemezsin? Nasıl biliyorsun? Nasıl bırak? Özür dilerim. Ay. Ay. Özür dilerim, sevdiklerim beni terk etti. Düne bak, bir de bugüne bak. Biri mezardı, öbürü hapisti. Nurten Hanım, yaralı kediyi sokağa bırakmayan kadın. Yani belli olmaz o işlerde. Ne bileyim, belki bir ayıbını falan yakalar. Ne ayıbını yakalamış Fevzi Bey'in? Söylesene Canan. Berna Hanım, biz şaşkınlıktan kızla ne dediğini bilmiyoruz. Sabri Beyciğim, size bir şey demiyorum. Canan'la konuşuyorum. Ayrıca siz niye oturuyorsunuz? Mola mı verdiniz? Yok, yastayız ya ondan. Yasımızı da tutacağız. İşimize de bakacağız Zarife. Doğru. Duyan tazeye de oluşacak. Malum atamanların evi kimse bir tas çorba getirmez. Doğru. Kim yemek koyacak gelenlerin önüne? Ben mi koyayım?
Estağfurullah, olur mu öyle şey Berna Hanım? Kuşum, sen de olur olmadık bir daha konuşma, tamam mı? Tamam. Yatağın üstüne kıyafetleri koydum, onları ütüle. Tabii Berna Hanım. Allah Nurten Hanım'ımızı bizlere düşünmesin. Başımızdan eksik etmesin. Aşkım, ben şey değilim. Çok zor. Çok zor. Nurten annem ne yaptı? Neden yapmış? Annem katil değil Berna, olamaz öyle bir şey. Ya biliyorum aşkım tabii ki ama... Konuşmadı mı hiç? Yok, konuşamadım ben. Kelime etmiyormuş ki zaten, konuşmamış hiç. Bunun susması hiç iyi değil, anlatsa kurtulsa keşke. Bilmiyorum ki, ben şimdi ne düşüneceğimi de bilmiyorum. Böyle sanki o olay başkasının başına gelmiş de ben böyle dışarıdan izliyormuşum gibi geliyor ya. Kıyamam aşkım ya. Keşke yanımda olabilsem ama işte birinin de ev çekip çevirmesi lazım. Ben Ela'ya nasıl söyleyeceğim ya? Ben bayağı babam kalp krizi geçirdi dedim. Bir umutla geliyor kız, ben nasıl söyleyeceğim Berna? Bırak kılıç anlatsın, sen bir daha üzülme. Eve giremiyorum. Annemin yanına girip konuşamıyorum. Birazdan hastaneye gitmem gerekiyormuş, babam orada yatıyor. Bu adam dün daha gibi yaşıyordu ya. Nasıl bakacağım ben onun yüzüne? Kalbini çok kırdım değil mi ben onun? Kalbini çok kırdım ben onun. Öldü ne demek ya Berna? Çok haklısın aşkım. Ne diyeyim ki? Ağla içinde tutma. Benim sana çok ihtiyacım var ya şu. Yalnız bırakma olur mu? Saçmalama aşkım, tabii ki. Ya annem yaptıysa? Olabilir mi bir şey? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Tabii, görebileceksin. Tamam, çok teşekkür ederim. Dayıcığım. Nedir durum? Bekliyoruz işte, bir şey yapamıyoruz ki. Nöbetçi mahkemeye çıkacak önce, oradan cezaevine götürürler. Konuşmazsa tutuklu yargılanır. Mahkemeye ne kadar geç çıkarsa o kadar iyi dayı. Kenan? Hastaneye gitti, şimdi çıktı hatta. Rica Minnet Nurten teyzeyle görüştürdüm onu. Bir şey söyledi mi oğlana? Yok. Ben de şimdi yanına gidiyorum hatta. Haber veririm. Tamam. Beyci Hanım, buyurun. Teşekkürler. Rica ederim. Bir isteğin, bir ihtiyacın var mı Nurten teyze? Nurten teyze. Bak, benim vekaleti imzalamadın ama gerekecek biliyorsun. Sen istemesen de devlet sana her türlü birini atıyor. Açık açık sabit suç olsa bile. Nurten teyze, ne olduğunu anlat ki bilelim. Bak, böyle sessiz kalarak hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Nurten teyze. Ne yaşadıysan anlat. Nurten teyze. Bak, böyle sessiz kalarak suçu kabullenmiş gibi oluyorsun.
Nurten teyze. Bu ne? Neşanlı bu. Şunu bana. Neyi saklıyorsun Nurten teyze? Sonsuza kadar saklayamazsın bunu. Yıllar sonra kasabaya gelişim bu yüzden mi olacaktı? Nereye götürüyorsun beni? Bize götürüyorum. Hayır ya, hastaneye gideceğiz Kılıç. Annem oradadır, babamın yanında. Hastaneye götürür müsün beni hemen? Annemi görmem lazım. Ela, ben seni ilk bize götüreyim. Sen bir dinlen. Ondan sonra Kenan'ı ararım, gelip alırsam. Ya Kılıç bak, gerçekten gücüm kalmadı benim. Tamam mı? Ailemin yanına gidip destek olmam gerekiyor. Hastaneye götürür müsün beni? Ne demem gerekiyor ya anlaman için? Fevzi amca kalp krizinden vefat etmedi. Vuruldu. Hani silah sesi geldi işte. Ben de sinirliydim. Ne diyorsun ya? Hatta ilk odaya ben girdim. Nurten teyze başındaydı. Elinde de silah vardı. Şimdi de işte karakola aldılar. Ela! Ela bir sana. Ela! Düşsene! Kılıç nereye oğlum? Ya kızmıyorum baba. Ela! Ela! Ela. Bir şey öğrenebildin mi? Ne olmuş? Görüştün mü annemle?
Sen gördün mü babamı? Cesaret edemedim. Anne. Burada. Nasıl? Nasıl oluyor? Ben anlamıyorum ya. Ben şey sanamıyorum. Beyce. Ben anlamıyorum. Nasıl? Bildiklerimi unutmak istiyorum ben. Nasıl oluyor bu ya? Geçecek kardeşim. Sağ ol. Tamam hadi sen git. Bir şey olursa ben ararım seni, tamam mı? Olmaz öyle şey, buradayım. Hadi tamam git, dinle ya. Tamam. Kenan buradayım. Hadi gel sen. Hadi. Yok. Hadi. İyi ki varsın. Biliyorum ben her şeyi. Meslektaşın olarak soruyorum sana. Ne dedi anne? Konuşmuyor Nurten teyzeyle. Sen gördün mü annemi? Gördüm. Sana da mı bir şey söylemedi? Sana bir şey demedi. Ben konuşacağım annemle. Ela. Ela'yı. Savcıyı göreceğim. Savcı burada değil Ela'cığım. Savcı burada değil. Ben olaya hakimin vekilliğini ben yapıyorum zaten. Peki. Neye istinaden gözaltı? Ela'cığım, olay yerinde, elinde suç unsuruyla... Ya kaçacak mı bu kadın? Beyce, delil mi karar edecek? Ne yapacak kocasının başında? Neye istinaden gözaltı? Ela'cığım, salı verilmesi için başvurduk zaten. İfade vermemesi sorun. Konuşmuyor Nurten teyze. Şoktadır o. Şoktadır, yarısını kaybetti çünkü. Ondan şey konuşamıyordur. Avukatlığına Ela yapsa olmuyor mu? Olmaz. Olmaz. Olamıyor. Hem mağdurun hem şüphelinin yakın olduğu için olmuyor. Mağdurun hem... Ulan küçük. Efendim Zuhal. Nasıl anlamadım, nereye? Dur, tamam kapat sen. Hayırdır abisi? Ne işin var senin burada? İçeri gideceğim abi. Niye? Öyle. İçeri gideyim yani. Ne alakalı? Sırası mı şimdi Nurten teyzeyi ziyarete? Sırası abi, ben mi? Sırası değil. Abi beni bir bırak, ben bir içeri gireyim. Bir dakika, bir bırak. Oğlum. Ali. Şşş. Kime diyorum ben? Tamam üzgünsün, anladık. Fena bir hadiseye şahit olduğun adamın kafasını yakar. Ama Yasin'le Esya'nı karıştırma, tamam? Hadi geç evine. Toparlan, geç evine hadi. Abi, ben başından sonuna kadar oradaydım. Ama konuşmamız lazım. Nasıl verirsin bak, seni ya? Şunu da ver bana. Çekil. Nurten teyze. Ver. Ver şunu bana. Ne olacak? Ver. Bırak şunu. Nurten teyze. Bırak şunu. Bırak. Hadi çekil. Ay, ne konu? Hayır. Bırak şunu. Nasıl bırak. Bırak şunu. Onların yüzüne.
Görmedin, hiçbir şey olmadı. Çık, çık git. Hadi çık git. Ne anlatıyorsun oğlum sen? Ne demek başından sonuna oradaydım? Ben öldürdüm abi, sanki. Geç lan, geç şöyle. Geç şuraya. Geç şuraya. Ne diyorsun oğlum sen? Ne demek ki Fevzi amcayı ben öldürdüm? Ne demek Fevzi amcayı ben öldürdüm? Delirtme beni. Abi katilim ben. Sus. Ben katilim. Şimdi demesek. Oğlum bak sus diyorum. Ben katilim. Ben katilim. Ben katilim. Delirtme beni. Ben katilim. Delirtme beni. Oğlum sus diyorum. Bak sus. Ben katilim. Ne yapıyorum? Kılıç! Ya abla ben sana bir şey söyleyeyim. Bir şey demeyeceksin. Tamam, aile mevzularınızı karıştırma burada. Başsağlığın değil, hadi gidiyoruz. Kılıç, biz burada neyin içindeyiz? Ha? Neyle uğraşıyoruz? Biz en çok da sen karışıyorsun. İkisi başka. Hadi yürü. Çocuk iki kere baba kaybetti. Sen ne yaptın sanıyorsun? Hadi. Kılıç! Hadi. Söylenip kurtulacaktım, bitecektim. Bu işine izin ver. Oğlum ne bitecekti lan? Ne bitecekti? Saçma sapan konuşma. Tamam, asabını bozma. Geç şuraya. Bir aklının ucundan bile geçirme. Geç. Bitecek diyor ya. Sen olsan ne yapardı abi? El ablanı kardeşi babanı öldürse, el ablasına hiçbir şey söylemese ne yapardı? Oğlum. Ali. Bak, kazara birini vurmakla kasten vurmak arasında fark var. Kasten adam vurana ne denir? Ne denir? Katil denir. Katil misin lan sen? Hayır. Değilsin ha? O zaman orada burada çıkıp ben vurdum, ben yaptım demeyeceksin. Anladın mı? İyi. Bak temeline. Beyze mi söyledi burada olduğunu? Evet. Böyle bir şey olabilir mi ya? Vuruldu. Başka hiçbir bilgi yok. Kenan, bana o gece neler oldu, bir şeyler söyleyebilir misin? Ya her zamanki gibi bir akşamda bana böyle sorular sorma şu anda. Ben delirmek üzereyim çünkü, tamam mı? Kenan, gelen, giden, eve herhangi bir gerilim, kavga, bir şey, annemle herhangi bir şey... Bilmiyorum. Tamam mı? Bilmiyorum. Salak kapağım, ben gelecektim bugün. Ben gelecektim, burada olacaktım. Sen gelseydin süper olacaktı değil mi her şey? Bunların hiçbiri başımıza gelmeyecekti. Ya her akşam ben mi oturuyorum babamla eve? Ha? Her gün yüzünü gördüğün adamın kafasından ne geçtiğini bilemezsin zaten değil mi? Ben saçmalıyorum. Doğru, haklısın, pardon. Ya buldun yani suçluyu. Bravo avukat hanım ya. Benim değil mi bunların sorumlusu? Her şeyin sorumlusu benim değil mi? Abartma. Kenan, onu mu söylüyorum ben ya? Sadece ufacık dikkatini çeken bir şey var mı? Onu öğrenmeye çalışıyorum. Lütfen hatırlamaya çalışır mısın? Biraz da sen hatırlamaya çalış ya. Kaç kere çağırdık biz seni? Kaç yaz, kaç kış? Tamam işte, bir şeyler anlat bana, onu söylüyorum ben de. Hatırla bakalım, kaç tane büyük toplantın vardı? Kaç tane büyük davan? Kutlamaların? Hep bir bahanen vardı değil mi gelmemek için? Bir şekilde bir bahanen vardı ama biz biliyoruz neden. Neden gelmediğini biliyoruz.
Terk ettin sen bizi kızım. Ben annemi çıkartmak için ufacık bir ipucu arıyorum. Seni suçlamıyorum. Ama belli ki sen en başından beri beni suçluyormuşsun zaten. Neyse biz tartışmayalım şimdi. Biz o gece kavga ettik, sen onu mu öğrendin? Siz hep kavga edersiniz zaten, yeni bir şey değil ki bu. Hep kavga ederdik ama sabah her şey normal ederdi. Bu sefer sabah olmadı. Sen en azından son kez gördün. Ben onu da yapamadım. Doğru, sen babanı kaybettin. Değil mi? Babanı kaybettin sen. Babasının biricik kızı. Vallahi bunda da yendin beni ya. Vallahi helal olsun. Bunda da geçtin beni ya. Vallahi. Bravo. Ya şöyle bir oturalım ya abi kardeş. İstemiyorum abi, otur bak falan. Ali. Ne yapacağım abi ben? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Gel şöyle. Gel şöyle. Bak bana bir. Şimdi ben sana soruları soracağım. Hiç düşünmeden evet ya da hayır diye cevap vereceksin, tamam mı? Osman Fevzi ile Nurten teyzeyi kavga ederken gördün mü sen? Evet. Peki sebebi neydi? Bilmiyorum. Hiçbir şey mi duymadın? Hayır. Peki araya girdiğinde silah patlayabileceğini düşündün mü? Hayır. Kaz aldığını kabul ediyorsun yani. Evet. Peki suçsuz yere hapis yatmak istiyor musun? Düşünme. 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 Abi Nurten teyzeleri de benim hapis atmam daha doğru olmaz mı? Ben konuşacağım Nurten teyzenle, tamam? İşin aslını aslarını öğreneceğim. Şişt, bak bakayım bana. Güveniyor musun sen bana? Ben kimsenin hakkını yemem. Yedirmem de. Öyle senin ıslığa, tamam? Gel. Gel kendine gel sen. Gel bakalım, gel. Aa, siz geldiniz mi? Aramızda kimseye söylemek yok. Ali, oğlum senin neyin var? Hasta mı oldun? Peşin mi var yok, ya? Yok anne, peşin var yok ya. Ne oldu çocuğa? Ne oldu yavrum, Ali'ciğim? Uyusun biraz, iyi gelir. Hatta sen papatya çayı falan yapsana. Babam öldüğünde de böyle oldu işte. Çocuk bir hafta kendine gelememişti. Kılıç, ya yine aynı şey olursa. Atlatacağız hep birlikte inşallah. Tamam oğlum. Allah Cenab-ı Allah acıyla büyütüyor ya. Ne diyeyim ya Rabbim. Ha, Kılıç. Tamam her şeyi sen koşturuyorsun. Çok da iyi ediyorsun ama Allah aşkına azıcık biraz kendine dikkat et. Tamam sen merak etme. Sen niye gözlerini kaçırıyorsun benden? Bana söylemediğin daha beter bir şey mi ya var? Ya anacığım ne olabilir daha beter? Koskoca atamanlar yıkıldı. Hadi. Hayır lokmasını biz döktürelim, tamam mı? Tamam. Ben de yiyecek bir şeyler yapacağım zaten. Yemek yapsan ne olur, yapmasan ne olur. Giden gitmiş zaten. Oh, mani, çok mani. Ah be Nurten. Ah be ahiretlik, ah yapma. Thank you.
Allah yardımcımız olsun. Bir günde neler oldu böyle? Koskoca adam göçtü gitti dünyada. Of. Ay, benim yüreğim yandıysa. Nurten annemciğim ne yapsın? Değil mi? Çifte kumru gibiydiler vallahi ya. Oh. Bu ne? Ne oldu? O ne ya? Bu kimin telefonu ya? Ne bileyim, burada buldum. Sen Zarif onu cebine koy. Nurten Hanım geldiğinde veririz ya. Tamam. Benim de sonunda gelecek. Hadi. Sabri. He. Bana bak. Benim içimde kötü bir his var. Niye? Dün gece de herkes bir tuhaftı zaten. Bence bu işin altından başka bir şey çıkacak. Şimdi vesvese yapma şimdi. Zarife. Boşver. Buyurun Berna Hanım. Buraya da bu mıcırları. Benim bu büyük siyah gözlüklerim var ya, nerede onlar? Siz burada ne yapıyordunuz Zarife? Çocuklar gelmeden şu içeriği bir temizleyelim dedik yani. Vallahi içeri girdim, canımdan can gitti, o kadar kötü ki. Kuzum benim ya. Polisler geldiğinde ben ne diyeceğim onlara bir daha bakmak isterlerse? Benim minnoş Zarife'm içeriği bal dök yala yaptı, köşe bucak temizledi mi diyeceğim? Doğru. Doğru dediniz Berna Hanım, biz bilemedik. Evet. Mazur görün. Bilemedik vallahi hiç. Ha, inanamıyorum size ya. Olay yeri diye bir şey var. Siz şimdi gidin. Tamam mı? Hı. Bir daha da böyle bir şey yapacakken benden sözlü yazılı izin alın. Anlaştık mı? Tamam. Peki. Başla. Hadi gel Zarife. Hadi gel. Yallah. Telefon. Berna. 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 Aşkım. Ne oldu? Ne ya oldu bu kız hiç büyümeyecek mi ya? Ha? Bu kız hiç büyümeyecek mi? Ela. Ha Ela. Sanki bir tek onun babası ölmüş gibi davranıyor ya. Ya bir insan kardeşine böyle mi davranır ya? Aşkım çok haklısın da yani Ela'yı bilmiyor musun? Hı? Bilmiyor musun? Bana diyor ki yani babanın ölümüyle ilgili nasıl hiçbir şey bilmezsin diyor. Ya sen benim babamı bilmiyor musun? Kimseye bir şey anlatmaz ki. Hele bana hiç. Ya bir sal artık. İstanbul'una gidecek o yakında. Ya şeytan diyor ki. Biz gidelim ya buradan. Toplayalım her şeyi. Gidelim. Kalsın burada o resmi işlerle, evraklarla, ıvırla zıvırla. Biz yapamıyoruz ya zaten. Sevgilim. Buralar sana emanet artık. Aşkım farkında mısın? Babasının tek oğlu. Artık senin sistemin, senin kararların. Artık bizim hayatımız diyorsun yani. Annemsiz olmaz ki. Evet. Sağ ol babacığım. Başaracaktım Berna. Yemin ederim başaracaktım. Büyük işler yapacağım. Biliyorum. Aferin Kelan diyecektim. Evet. Evet aşkım biliyorum. Ya tabii Berkeciğim. Bak. Benim mübarek Şermin teyzemin bir lafı var ya da Mevlana'nın, şu an tam hatırlayamadım. Diyor ki insan iki kere doğarmış aşkım. Biri annesiyle göbek bağı kesildiğinde, diğeri de babası öldüğünde. Sen yeniden doğdun sevgilim. Yeniden doğdun. Ne ki varsın? Ne ki varsın? Hep olacağım aşkım. Hep olacağım. Memnun. Bu şimdi şifre istiyor. Nasıl olacak şifre? Kız. Sonunda telefon aldın mı kendine? Şükür, ver bakayım. Anne bu bayağı iyi ha. Kaç para verdin buna?
Yok be kızım. Fevzi Bey'in çalışma odasını orada buldum da. Şifre istiyor sürekli. Hadi bir bakıver şuna, bir şifresini at. Tabii anneciğim, ben hemen ilgileneceğim onunla. Onun öncesini halletmem gereken bazı işlerim var. Neymiş o? İsviçre'deki bazı banka hesaplarını çökertmem lazım. Onunla bir ilgileneyim. Hemen sonra açacağım senin telefonunu. Olur mu? Bak bak bak, laflara bak. Lafa gelince ben hakırımı kurum diye dolanıyordun ama. Kız hakırı kur ne? Vallahi bak, seni yerim hapır hapır yerim. Ay, seni görürsün. Ya. Kızım cenaze evindeyiz. Ayıp. Berna yaparken iyi ama. O şuursuz. Bir şey, ona versene sen telefonu. Neyi? Telefonu kesin bilir o. Aa, ne münasebet canım. Aşk olsun anneciğim. Berna Hanım bu evin bilir kişisi, sen bilmiyor musun? Ama yok yok, ben ona günahımı bile vermem. Ne mi lazım? Hem ayrıca belki bu Nurten Hanım'ın özel telefonu. Hem o kadar üzerine de bilmesin yani. Neyse. Daha iyi misin? Hı? Ben nasıl göremiyorum annemi Beyce'ye? Annemi görmek istiyorum. Ben annemi nasıl göremiyorum ya? Konuşacağım. Bu adam her şey kitabına, kuralına göre yapamıyor. Bu mu savcı? Bu mu savcı? Ela. Pardon. Ela. Bir dakika bakar mısın? Ela. Bir dakika. Ela. İyi misin? Şu marka. Hayır hayır. Nereye? Nereye? Peşinden gideceğim Beyce. Ela. Ela. Delirdin. Delirdim Beyce. Ela. Ela. Açar mısın? Ela. Yaptığınızı sanıyorsunuz siz. Neden annemi göremiyorum ben? Kendisiyle görüşebilirsem eğer benimle konuşur. Kaç yılda bitti sizin okul avukat hanım? He? Hala anlayamadığınıza göre. Bakın savcı bey, ben normalde böyle bir saygısızlık yapmam. Ben İstanbul'da... Özgeçmişiniz umurumda bile değil. Tamam mı? Prosedürleri benden daha iyi biliyorsunuzdur. Ben sizden bir ricada bulunuyorum. Katı kurallar biliyorsunuz ki bazen esnetilebilir. Ne diyorsunuz siz ya? Ben de evlat olarak anlıyorum. Görmeye çok ihtiyacım. Tamam, lütfen. Tamam, lütfen. Bir gözaltıyla alın da aklınız başınıza gelsin. Hop 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 hop. Savcım bir dakika ya, ne oluyor gözaltı falan? Senin karşında suçlu mu var? Sadece annesini görmek isteyen bir evlat var. Ki rahmetli Fevzi amcayla Nurten teyzeyi siz de gayet iyi tanıyorsunuz. Değil mi? Ela sizden iltimas değil. Birazcık anlayış bekliyor. Küçük yerde görev yapmak işte bu yüzden zordur avukat hanım. O çok büyük hukuk firmalarında savcının sokak ortasında yolunu kesmeyi aklınızın ucundan bile geçiremezsiniz değil mi? Bunun cezası ikinize de gözaltı. Haklısınız, çok haklısınız. Ben çok özür dilerim. Kanunlar karşısına boynumuz kıldanınca hiç sıkıntı yok. Buyurun çağırsın polisleri, gelsinler. Bize boş. Ela da annesini görmüş olur. Ama sayın savcım, siz bizi bu sebepten içeri alırsanız... Bir daha Ayvalık halkı size saygı gösterir mi? İşbirliği yapar mı? Orasını bilemem. Evet, bazen katı kurallar esnetilebilir. Ben çok teşekkür ediyorum savcı bey. Ve özür de dilerim sizden çok tekrar. Şimdilik gözaltına alınmayacaksınız. Ama ikinci bir yanlışınızda girersiniz kodese. Ya, ya sen neye karışıp neye karışmayacağını ne zaman öğreneceksin? Ha? Öğrenemedin gitti ya. Ne yapalım, ikimiz de zor öğreniyoruz. Sen de teşekkür etmeyi öğrenemedin, bir şey değil. Yetişmesem cezanı kesecekti ama iyilik yaramıyor işte.
Yaramıyor ya. Kılıç bana hiçbir şey yaramıyor. Hele senden gelen hiçbir şey yaramıyor. Yapma ya bana hiçbir şey. Ayrıca ben belki halledecektim. Sen nereden biliyorsun? Halledecek miydin? Evet. Ya ne ikrası ulan? Gelmesem adam seni çiğ çiğ yiyecekti. Hala ikna ediyor. Öyle mi? Sen ne yaptın? Ha? Adamın dilinden mi konuştun? Aynen. Senin anlayamayacağın bir dilden konuştum. Sen oku olacağım bu işte. Bizi mesele gel. Ya ne sana söyleyeceğim? Kendi kendime konuşuyorum ben. Yürü git. Bu kadar olduğunu konuşuyorum. Bir altı. Canım. Direksiyon tutukluk yapmıştır. Olur ya bazen. Gel götüreyim ben seni. Götürme ya sen beni hiçbir yere. Götürme ben hiçbir yere gitmiyorum. Gitsem de bir işe yaramıyor zaten. Hiçbir işe yaramıyorum ki ben. Ela. Ben boşuna okumuşum zaten. Ne kılıç? Ya saçmalama gel götüreyim seni nereye gideceksin. Gelmiyorum ya git nereye istiyorsan git kendin. Başını belaya sokacaksın yine. Gel işte. Haklısın ya. Haklısın hepiniz haklısınız. Sen de haklısın benim dışımdaki herkes haklı. Kenan bana ne dedi biliyor musun? Annemle babam beni her aradığında, her beni özlediklerinde, her görmek istediklerinde ben bir bahane bulmuşum. Sebebi de malummuş. Neymiş? Anlamıyor musun ya sen gerçekten? Hı? Ya da anlamıyormuş ayağı mı yapıyorsun anlamıyorum ben. Ya senin yüzünden kılıç. Her şey senin yüzünden. Benim yüzümden ne yapmışım ben Ela? Ya her yerde karşıma çıkıyorsun. Ben sen buraya geldiğinde bir kez bile karşına çıkmadım. Öyle mi? Baksana sen buradasın bile. Bak oradasın. 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 Ya her yer anı. Her yer anı kılıç sen her yerdesin ben kaçamıyorum senden. Ben her yerde seni görüyorum kaçamıyorum ben senden. Ben her şeyi mahvettim. Ben annemden vazgeçtim babamdan vazgeçtim. Ben her şeyi mahvettim kılıç ben buraya gelmedim yıllardır. Yıllardır ben buraya. Ben her şeyi mahvettim ben. Düzelteceğim. Söz veriyorum sana düzelteceğim. Söz veriyorum düzelteceğim. Söz. Biliyorum ben her şeyin. Hani anlat. Benden başka kimse bilmiyor. Ama bilmeyecek de. Ama ben ne seni ne kardeşim bu durumda bırakamam.
Ben öldürdüm, tamam mı? Ben öldürdüm. Herkes böyle bitsin, tamam mı? Bir susunca gerçekler değişmiyor ki Nurten teyze. Keşke değilsin. Ama olmuyor işte. Herkes de deşiyor. Savcı bir yandan, polis bir yandan. Bela bir yandan. Ben çok yardım etmek istiyorum sana. Eğer o gece ne olduğunu söyleyebilirsen, belki elimden bir şey gelir. Bir de sana söz. Ne olmuşsa, sadece bizim aramızda kalacak. İyi misin? Beyza, ben niye içeri giremiyorum? Sabit'ine takmış Ela. İçeri girmene izin vermiyor. Annenin de gözaltı süresini uzatmış ifade verene kadar. İyi. Kılıç konuşsun o zaman. Niye kendi oğluyla konuşmuyor da Kılıç'la konuşuyor anlamadım gerçi ama. Konuşsun da bir. Kılıç halleder ya. Şeytan tüyü var onda. Herkesi kıvama getirmeyi bilir. Diyorsun. Buralı ya. O yüzden dedim. Edemezsin. Babalarını böyle bilecekler. Beni katil bilsinler dahi. Yok. Ela senin katil olduğunu asla inanmaz. İnanırsa da bu işin peşini bırakmaz eğer birazcık tam uzak. Ne teyze? Ne oldu? Ha Beyce, bir Nurten teyze seni görmek istiyor. İfade verecek bir savcıya. Ne ifadesi verecekmiş? Biz biraz yürüyelim mi seninle? Ha? Yürüyelim. Ne ifadesi verecekmiş annem? Kılıç ne dedi anne? Yani bunu da hani nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Biraz anlatması zor. Baban kendini bulmuş. Kendini vurmuş derken nasıl?
intihar etmiş. Tanışmış mıydık? Sevmiş miydim ben sizi hiç? Sevişmiş miydik? Pardon, daha önce konuşmuş muyduk? Yürüyüp çıkmazlardı. Yorulmuş muyduk? Yüzünüz ne kadar da aşina. Avucumun içine alıp öpmüş olabilirim. Gözünüz sizi tanıdığıma yemin ederim. Peki bu şarkıyı hatırlar mısınız? Müzik.